Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Biz Millet İttifakı'nın bütün üyeler olarak Hatay'dan geldik. 4 tane milletvekilimiz var, 2 belediye başkanımız var, 1 GİKİ'yemiz var, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, bir başkanımız var, İYİ Parti il başkanımız var. Bir de Azerbaycan diasporasından Kıbrıs için çalışan bir abimiz var, Başar Bey. Evet, akşam Azerbaycan Rusya'da görmüştüm onu. Evet. Dikkatimi çekmişti. Birlikteyiz. Bizim amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görmek ve gücümüz yettiğince sizin emeklerinize, gücünüze güç katmak ve sizi burada başarılı kılmak istiyoruz. Devlet olarak başarılı kılmak istiyoruz. Sağ olun. İç işlerinde hiçbir şekilde bizim hem partimiz hem Millet İttifakı iç işlerine karışmaktan yana değildir. Evet. Bugün de buraya HADO vesilesiyle geldik dün biliyorsunuz. Biz yıllardır uğraşıp Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece gönül bağıyla değil, fiziken de bizi daha çok bağlayacak bir bağla bağlanmak istedik. İnşallah dün başlattığımız bu deniz seferleri başarılı olur. Her iki tarafında ekonomisine, sosyal gelişimine, birlik ve beraberlik ülküsüne destek olur. Hatay vilayeti bizim için de fevkalde önemli. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra gelip buralarda yerleşen ciddi oranda bir nüfus var Hatay'dan. Ama biz anavatan Türkiye'nin her karış toprağını seviyoruz, her vilayetini seviyoruz. Ama Hatay vilayetinden buralarda çok değerli kardeşlerimizin de bulunması, iş yeri aşmaları, çalışma hayatlarına katılmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmaları veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet yoluyla kalmaları ayrı bir olaydır. Dolayısıyla bizi Hatay'a daha fazla bu durum yaklaştırmaktadır. Zaten Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da 1938 yılında Hatay Cumhuriyeti'nin kurulan Hatay Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye topraklarına sonradan katılması da ayrı bir dikkat çekici olaydır ve ayrı bir sempatimiz orada da vardır. Ben tabii ki Tayfur Sökmenoğlu'nu da rahmetle anıyorum. O günün parlamentosu üyelerini de hayatta olan var mı yok mu bilmiyorum ama çoğu herhalde rahmetlik olmuştur. Onları da rahmetle anıyorum. Ve Türk milletinin birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde her zaman olmasını savunan bir kişiyim ben. Zorlu Töre olarak, milletvekili olarak, idealist olarak, bir ideal olarak. Zeytin Dalı Harekatı'nda da ben Hatay vilayetine gelmiştim. 44 kişilik bir grupla gelmiştim. Milletvekili, belediye başkanı arkadaşlarım vardı. Sizlerle de o zaman irtibatlaşmıştık. Ve Zeytin Dalı Harekatı'na da destek vermiştik. Çünkü orada Mehmetçiğin yapmış olduğu mücadele, sınır ötesi yapmış olduğu o mücadelede anavatan Türkiye'nin bütünlüğü için fevkalade önemliydi. Çünkü terör odağı ta Türkiye'nin iç kısımlarına kadar giriyordu ve terörü, güvenliği sınırların ötesinde karşılamak mecburiyetinde kalmıştı anavatan Türkiye. Bizim de oralara gelip destek vermemiz ve o canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik. Dolayısıyla Mehmetçik 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs'a geldi ama Zeytin Dalı Harekatı da o da bir nevi elzem olmuştu ve bunlar yapılıyordu veya diğer sınır ötesi harekatlarda. Orada şehit düşen bütün Mehmetçiklerimizi, sivil insanlarımızı da rahmetle anıyorum. Çünkü Türkiye'nin bütünlüğü, dirliği, birliği, beraberliği bizim için fevkalade önemlidir. Hepimiz tabii ki Atatürk'ü ilham alıyoruz. Bağımsızlık benim karakterimdir. Atatürk'ün söylediği bu ifade fevkalade önemlidir. Kıbrıs Türk halkı da bugün bağımsızdır. Bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ve anavatan Türkiye ile dayanışma içerisinde bu cumhuriyeti ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Aksi halde Doğu Akdeniz'de büyük bir zafiyet meydana gelir. Orta Doğu'da büyük bir zafiyet meydana gelir. Kıbrıs Türk halkının geleceği sadece güvenliği,
gelecekte tehlikeye düşmez sadece Türkiye'nin ve Türk ordusunun adadan çekilmesi. Türkiye için de büyük bir zafiyet olur. Dolayısıyla bu bölgede Türkiye'nin stratejik üstünlüğünün devam etmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin devam etmesi gerekir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta federal bir çözüm zaten mümkün değildir. Federasyon mümkün değildir. Biz Rumlarla Birleşik Bir Kıbrıs'ı 1959-60 anlaşmalarında meydana getirdik. İdari yönden federasyondu o zaman kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti. Ama Rumların Helen Cumhuriyeti'ne çevirmek istemeleri, Enosis hedefli düşünceleri Kıbrıs adasını kana buladı. Ve sonunda 74 Mutlu Barış Harekatı'nda şafak vakti Türk askeri Kıbrıs'a geldi. Türk askeri bizim kurtarıcımızdır. Türk askeri işgalci değildir. Türk milleti bizim milletimizdir, bizim özümüzdür. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesi hepimizin rehberidir, düşüncesidir, temel düşüncesidir. Dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletine, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne hep birlikte sahip çıkacağız. Ayrımız gayrımız yoktur. Türk'üz, Türk milletinin mensuplarıyız, biriz, beraberiz. Ayrı ve gayrı kabul etmiyoruz. Federasyon konusunda veya iki devletli çözüm konusunda işte arayışlar, kimisi diyor ki işte federasyona dayalı bir çözümün peşindeyiz. Kimileri de arkadaşlarımız da diyor ki iki devlete dayalı bir çözüm arayışı içerisine girelim. Aslında her ikisi de Kıbrıs'ta mümkün değildir. Federasyonu kabul etmeyen Rumlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni kabul edip de iki devletli bir çözüme asla yanaşmazlar. Mitsotakis Amerikan Kongresi'nde konuşma yaptı. İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Biz de onların zaten Rumların ve Yunanlıların megaloidea hedeflerini biliyoruz. Biz de asla Kıbrıs'ı Girit Adası yaptırtmayacağız. Biz de asla Kıbrıs Adası'nı 12 adalardan sonra 13. ada yaptırtmayacağız. Bizim de devletimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki belki kısa bir zamanda değil, belki orta ölçekli bir zamanda, belki daha uzun bir zamanda mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anavatan Türkiye'nin dışında da mutlaka tanınacaktır. Mutlaka tanıyan ülkeler olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla önemli olan varlığımızı korumaktır. Önemli olan aldanmamaktır. Kimseyi aldatmamak ama aldanmamaktır. Yani kalkıp da evet biz yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini Atatürk'ün zaten benimsiyoruz. Kıbrıs'ta barış, dünyada barış. Bunu da benimsiyoruz. Yani bunu uygulayacak olursak. Ama Atatürk ya istiklal ya ölüm demiştir. Atatürk bağımsızlık demiştir. İstiklal demiştir. Hattı müdafaa yok, satı müdafaa var demiştir. O satı da bütün vatandır demiştir. Ama bazılarımız bunları unutturmaya çalışıyor. Ve işte diyor dünyada barış, Kıbrıs'ta barış, işte Kıbrıs'ta barış, evet doğru. İstiyoruz tabii ki, savaşı isteyen kim? Kimsemiz istemeyiz. Ama bağımsızlıktan taviz vermek yok. Kıbrıs'ı Sevir Anlaşması gibi bir anlaşmaya çevirmek yok. Kıbrıs'taki ateş kesip Mondros ateşkes müzakeresine çevirmek yok. Yani şu anda bir ateşkes vardır ama bu ateşkes sınırları üzerinde bir vatan vardır. Bu vatan üzerinde de bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vardır. Biz devletimizi anavatan Türkiye ile birlikte ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Sizlerin de bizlerle aynı düşüncede olduğunu da zaten biliyoruz. Ondan herhangi bir şüphemiz yoktur. Yola devam edeceğiz. Eğer bizi federasyona çok zorlamak isteyenler varsa anavatan Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ben de diyorum ki Türkiye ile Yunanistan federasyon kursun. Vazgeçsinler iki tane milli devletten, Ege Federasyonu kursunlar. Eğer Azerbaycan'la Ermenistan Kafkasya Federasyonu kurabilirlerse de kendi milli devletlerinden vazgeçebilirler. Eğer İsrail ile Filistin vazgeçip veya Ürdün veya Mısır, onlar milli devletlerinden vazgeçebilirlerse de ortak bir devlet kurarlar Orta Doğu'da. O zaman biz de deriz ki ya biz neyiz ki burada Kıbrıslı Türkler? Analarımız böyle yaptı, büyüklerimiz böyle yaptı. Dolayısıyla o zaman örnek alabiliriz. Eğer o bunlar olmazsa bizden de federasyon beklemesinler. Rumlarla bir birleşme, anlaşma beklemesinler. Biz bunları asla kabul etmeyiz. Bunlar doğru değildir. Zaman zaman inişli çıkışlı
dış siyasette politikalar, siyasetler izleniyor ama doğru olan bir tanedir. Bağımsızlığı korumaktır. Atatürk'ün ifade ettiği bağımsızlık benim karakterimdir ifadesini yerine getirmektir. Oradan taviz vermemektir. Aldanmamak lazım. Aldanırsak Kıbrıs Girit olur. Ondan sonra her şeyi unutun. Anavatan Türkiye'den o zaman seferler başlattık. Buraya o zaman olmaz. Dolayısıyla ben sizleri tebrik ediyorum. Biz 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'yla Girne'den Anadolu'ya yol bağlamıştık. Şimdi de koyduğunuz seferlerle Hatay'dan Girne'ye sefer yapıyoruz. Seferler bağlıyoruz. Yine Anadolu'dan buraya biliyorsunuz denizaltı borularıyla sular getirildi. Bunlar da çok önemli şeylerdir, atılımlardır, gelişmelerdir. Dolayısıyla bizim geleceğimiz anavatan Türkiye ile birlikte ilerlemektir, yükselmektir. Atatürk'ün ifade ettiği gibi ey Türk, yükselmenin, senin için yükselmenin hududu yoktur. Birlik beraberlik içerisinde olursak elbette kazanımlarımız artacaktır, bağımsızlığımız pekişecektir, egemenliğimiz pekişecektir. Zafiyet gösterirsek sıkıntı olur. Biz sizleri çok seviyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.